Hoş geldiniz hocam. Merhaba Serkan. Nasılsınız? İyisiniz. Çok sağ ol dostum. Sen de iyisin. Çok çok teşekkürler. Hocam şöyle yapalım mı? Bizi izleyenlere şunu soralım. Şerif Hoca'yı da beni de iyi duyuyorlarsa, bize şu işareti yaparlarsa çok çok seviniriz. O feedback'i aldıktan sonra, şimdi sizi dinlemek, size konsantre olmak adına çok şey bir konu ya bu. Yoruma da çok açık bir konu. Mesajlarda da çok fazla şey var. O yorumları kaldıralım. Sizi de rahat görelim bu şekilde. Şerif Hoca'yı da beni de iyi görüyor musunuz? Evet, baş parmakları görüyorum hocam. Tamam, harika. Hocam, öncelikle kişisel bir teşekkürle başlayayım. Durumunuzu, sosyal medyadaki yaklaşımınızı çok çok iyi biliyorum. O yüzden benim için çok kıymetli bir akşam. Yani sizi burada misafir ediyor olabilmek çok çok önemli. Bunun da kıymetinin farkındayım. O yüzden çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Direkt konuya giriyorum izninizle. Öncelikle sizin de bayramınızı kutlayayım. Az önce izleyicilerimizin bayramını kutladım. Tüm genç arkadaşlar olarak hepimizin bayramı kutlu olsun. Şimdi hocam, şöyle yapalım. Bir data vereyim ben size. Buradan başlayalım. Türkiye Gençlik Araştırması yapılmış 2021 yılında. Çok kapsamlı 28 şehirde 18-25 yaş arası 3243 gence sorulmuş. Bir sürü soru soruldu da. Sorulardan biri şu hocam, yurt dışı konusunda hani imkanlar dahilinde imkanınız olsa yurt dışına gitmek ister misiniz şeklinde. %72,9 bu bizim 2021 datamız ki 2021'de hani bu döviz vesaire çok daha yükselmediği dönemlerde toplanan bir veri bu. Direkt ben olay yerinden size bir iki örnek vereyim. Sonra topu size atacağım. Ben hani sizin takipçileriniz şu an buradalar. Onlara da kendimi çok kısaca tanıtayım. Adım Serkan Karesmay. Ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Tıp Fakültesi'nde hocam direkt olay yerinden söyleyeyim. Hani gözlemime dayanarak bu konu çok popüler. Ve bütün çocuklar ne yazık ki şu an çözümü yurt dışında arıyorlar. Mesela danışmanı olduğum doktor öğrencim. Bu ülkenin çok zeki çocuklarından biri şu an İngiltere'de. Bu hafta bir sınavı var. O sınava girecek mesela. O sınavı kazanırsa biz o çocuğu kaybedeceğiz. Kardeşim hocam. Tıp son sınıf. Intern şu an. Bir yıldır Almanca çalışıyor. Ben onu biraz kızdım böyle şey yaptım. Hayır burada kalacaksın falan şeklinde. O da gitmek üzerine bir yaklaşımı var. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Ya gençler sizi çok seviyor, çok takip ediyor. Sizin aldığınız geri bildirimler neler? Ya sahada olay bizzat böyle. Serkan, yani aslında bir kere önce teknik rakamlarla başlamak değerli olan bölüm. Yoksa biz burada anlatırız ve söylediğimiz her şey insanlar ya bunlar kesin sağcı, ya bunlar kesin solcu diye bakabilir. Senin benim takipçim bakmaz ama bu YouTube'a falan konduğunda da o gözle bakan olabilir. Birkaç tane araştırma var. Bir kere tıp fakültelerinden başlarsak, sen işin içindesin ve çok yumuşak anlattığını düşünüyorum. Yani bir cerrah doktor dostum şey anlattı. Hocam dedi ben ÇAPA mezunuyum. 57 öğretim üyesi vardı. %90'ı profesördü dedi. Şu anda dedi tıp fakültesinde 15 öğretim üyesi vardı. Ve bunların belki %20'si falan profesördür dedi. Şimdi geçenlerde şehirler arası bir mola verdim. Garson bir çocuk var Nuri çok sevdiğim birisi. Hocam dedi benim oğlum dedi tıp fakültesi okuyor. Bütün arkadaşlar Almanca çalışıyor dedi. Hiçbiri de tuzsuz bütün arkadaşlar Almanca çalışıyor. Benim çocukluk arkadaşım var Ahmet. Bu ülkeyi en seven adamlardan biridir. Göz doktoru. Geçen bir araya geldik. Ya abi ben de acaba yurt dışı mı? Bütün arkadaşlarım gitti ben de gideyim mi? Şimdi bu tıp bölümü. Şimdi dönelim Türkiye'ye. Birkaç tane araştırma var. Bir tanesi Dünya Mutluluk Endeksi. 2017'de Türkiye 149 ülke arasında 69.'ydu. Geçen sene 104. sıraya düştük ve düzenli olarak düşüyoruz. Hani dış mihraklar bizi kötü gösteriyorsa 2017'de de gösterirdi. Ya yani gittikçe hani daha mutsuz olmaya başlıyoruz. Bir başka araştırma UNICEF yaptı Serkan 15 yaş grubunda. 41 ülkedeki çocuklara sordular. Mutlu musunuz diye 15 yaş grubu. Yani bir çocuğun en mutlu olacağı yaşlar. Hollanda'daki çocukların %90'ı mutluyum diyor. Meksika %86, Romanya %85, Türk çocukları %53. Yani sonuncu sıradayız 41 ülke arasında ve 15 yaş grubu. Yani demin bahsedeceğimiz sorunların falan hiçbirini yaşamayan çocuklardan iki çocuktan birisi mutsuz. Yani bizim oturup ne yanlış yapıyoruz diye ülkece bir dönüp bakmamız lazım.
böyle kısır kısır işlerin içinde konuşurken 15 yaşındaki iki çocuktan birinin bu kadar mutsuz olmasının nedeni üzerine odaklanmazsak bir şeyleri kaybederiz gibi geliyor bana. Ve olay hani ekonomiye sırf bağlayacak olsak Serkan, yani Meksika'yı bizden ayırt eden hiçbir şey yok. Her Doğru. konuda yani yolsuzluğundan bilmem ne aynı seviyedeyiz. İki kişi başına milli gelir ama oradaki çocukların %86'sı mutlu. Ve bu çocuklar sokakta top oynayamayacaklar. Bu çocuklar yürüyerek okula gidemeyecekler. Bu çocuklar bir korkunun içinde olacaklar devamlı. Ve biz hani televizyonlarda aynı adamları böyle gazeteciler falan her konuda aynı adamları dinleyip duracağız. Gerçekten bir şeylerin değişmesi lazım. Ben geçen hafta Kargı'da şehit okulun tam adını hatırlayamayacağım bir okula gittim. 12-13 yaş grubu. Ya Serkan, o çocukların güzelliğini kelimeler 2 gün önce Fethiye Kargı köyü. Ya, güzelliğini anlatan biri böyle el kaldırıyor. Buyur diyorum böyle ışıldayan gözlerle. Amca buraya geldin. Ben sana çok teşekkür ederim. Ya, o çocukların nezaketi ve güzelliği mutluluğu anlatamam. Birkaç yaş büyüyorlar. Bir şeyler görüyorlar etrafta. Ve biz bu çocukları mutsuz ediyoruz Serkan. Ya, önce oraya odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bir kere şunu da çok net söylemek lazım. Sorularda da çok fazla vardı bu. Bir kere yaşadığımız çağ içerisinde bunda hemfikirizdir diye düşünüyorum hocam. Yani o kadar iletişim etkili ki artık dünya vatandaşı sayabiliriz hepimiz. Yani eğer İngilizce çok kaba bir tarzda öğrendiğimizde dünya vatandaşı olmak, ondan sonra mesela işte bizim de arkadaşlarımız var. Yurt dışına gidip çok güzel teknikler öğrenip veya çok güzel pozisyonlar bulup kendisine katma değer katacak bir şekilde gitmeleri tabii ki de güzel bir şey. Çünkü o bir şekilde ülkeye faydası oluyor. Tabii ben gönül ister Harvard'da kalmasın, ülkeye dönsün ama o Harvard'da kalan çocuk ya da gencin de hocam çok ciddi katkısı var. Başka gençler öyle köprü kuruyor ama buradaki temel sıkıntı şu. Yani beyin göçü tam tabiriyle bu ilk kez bu kadar net karşımıza. Çünkü şu anki çocukların derdi şu. Ne olursa olsun gideyim. Yani asıl sıkıntımız bu. Bunun ne olur altını çizelim. Şu an bizi izleyen çok fazla genç arkadaşım da var. Yani bazıları kariyerini bırakıp hani garson hani vardır ya sosyal medyada siz de görmüşsünüz. İşte Türkiye bir mühendis kaybetti. İşte Almanya bir işte ne kazandı? Garson kazandı falan gibi. Sanırım en tehlikeli tarafı bu. Yoksa bu dünya vatandaşı hepimiz için uygun ama şartlar ne olursa olsun. Sadece gideyim kısmı bence en büyük tehlike. Bilmiyorum bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi orada iki konu var. Bir TÜİK verisi vereceğim. 2017-2019 arası TÜİK verilerine göre 3 yıl içinde Türkiye'den 907.847 kişi göç etti batıya. 1 milyon kişi 3 yıl içerisinde. Fakat TÜİK verisi olunca benim takipçilere sordum. Dedim ki TÜİK verilerine inanıyor musunuz? %93'ü inanmıyor insanların, %7'si inanıyor ve bütün konu orada bir yerde. Yani bu verilerin diyelim gerçek ve 3.881 kişi çalışıyor TÜİK'te. Devlette en güvenmemiz gereken kurum, veri veren kurum, insanların %93'ü yani doğru değil. Şimdi birbirimize güvenimizi kaybettik Serkan ve benim bir arkadaşım var İsmail Haskar, Avustralya'da doğdu, orada büyüdü, yaşadı. Geldi Türkiye'ye bir belge imzalatması gerekiyordu. 5 yılını geçmiş bir devlet memurunu imzalaması lazım dedi. Abi dedim kimlik belgesi önlü arkalı. Dedim noter istemiyorlar mı? İsmail Avustralya doğdu büyüdü. Abi noter ne dedi? Dedim abi resmi belge. Dedim devlet de güvenmiyor ki size dedi. Yani dedim ben. Ama dedim noter para yatırmamız gerekiyor belge. Abi dedi Avustralya'da dedi 5 yılını geçmiş bir devlet memuru dedi. Bir apartmanda evde her yerde vardır dedi. Herhangi bir belge imza atsın devlete verirsin dedi. Ve Avustralya hükümeti Türkiye'deki memura güveniyor. Biz birbirimize güvenimizi kaybettik. Sonra diyoruz ki bu çocuklara yani niye gidiyorsunuz da yurt dışına bilmem ne de. Orada şunu değerlendirmek lazım. Benim kızım gitti Amerika'ya, üniversiteyi bitirdi. Orada çalıştı ve iş teklifi aldı. Baba dedi ben ülkemde çalışacağım. Döndü geldi buraya. Şu anda iş arıyor Serkan. Geçen bana şunu söyledi. Baktı araba fiyatları bilmem ne. Baba dedi ya ben hesapladım. Kendim çalışarak bir araba almam neredeyse imkansız dedi. Bak Batı'da Amerika'da iş teklifi alıp Türkiye'ye dönen bir çocuk diyor ki ben kendi ülkemde çalışarak o nasıl araba alacağım diyor. Yani olayı sadece finansa bağlamayacağımız kesin ama bu çocuklar her alanda umutunu kaybetmeye başladığı andan itibaren sağcı solcu politikalar kısır tartışmaların içine girerken yani herkes pist kırılsın mı kırılmasın mı anketi belki takip etmişsindir benim gördüm, yaptığım. Gördüm.
kapatılsın mı? %9'u kapatılsın, %91 insan kapatılmasın diyor. Peki dedim, pist kırılsın mı? Yani kapatılsın ama pist %10'a çıktı kırılsın diye. Yani iki pistin değeri 400 milyon dolar Serkan ve bu çocukların araba alamama nedeni o. Ve öyle bir ülke ki yani mesela devlet poşeti paralı hale getirdi. Bu harikulade bir uygulama biliyor musun? Ben dalış yapıyorum Doğru, her yer doğru. poşetmiş harikulade ve bakıyorsun bir taraf diyor ki niye paralı? O tarafı destekleyen hepsi doğru diyor. Ama hiç kimsenin yani herkesin görüşü kendi parti lideriyle aynı. Hani kendi doğrusu olmayan adamlar başkalarının doğrularının peşinden giderler dediğim o belki Serkan. Oysa İngiltere poşeti paralı hale getirdikten sonra 5 milyar poşet kullanımı 400 milyona düşürdüler. Bu kesinlikle doğru bir uygulama. Yani burada diyeceğiz ki ya iyi ki yaptınız hatta daha pahalı yapın. Ama öteki tarafta 400 milyon dolarlık bir pisti bilmem neyi kırıyorsa ülkenin %100'ünün demesi lazım ki ya yanlış yapmayın demesi lazım. Ama baktığımda yani bütün bu hani perdenin arkasını görmek bilmem ne dediğim şey bu çocuklara umut vermemiz lazım. Ve orada hani düşündüğümde Serkan hani genel böyle konuşmalar havalı insanlara motivasyon konuşmalarından daha çok bize düşen şey Türkiye'nin şu an nüfusun %60'ı asgari ücretle çalışıyor. Şimdi ben patronum ve düşünüyorum onun üstünü veremeyen o kadar çok verirsen şirketler batıyor. Veremediğinde bir bu kayıp, bir bunu değerlendirmek lazım. Bu ülke asgari ücrete mahkum olmamalı. Diğeri de yani gelir dağılımı eşitsizliğine çok girmeyeceğim. Ama işletme fakültesinde öğretim üyesi olan bir arkadaşım var yıllardır. Şerif dedi ben sana bir değişimi söyleyeyim dedi. Yıllar yıllar önce ben asistanken sınıfta sorardım. İşletme fakültesi öğrencinin %90'ı neredeyse girişimci ve kendi işini kurmak isteyen insanlardı. Şu anda %80-85 devlete girmeye çalışıyor dedi. Şimdi bak işletme fakültesi. Yani tam böyle hadi diyeceğin çocuklar diyor ki devlete bir gireyim diyor, bir kapağı atayım diyor. Yani şu an Mimar Sinan şu anki eğitim sistemine girse KPSS'ye hazırlanıyordu. Belediyede tanıdık. Eminim belediyeden tanıdık bulmaya çalışıyordu. Sağ belediye, sol belediye. Tanıdık ve atanamayacaktı muhtemelen. Atanamayacaktı da muhtemelen. Atanamayan bir devlet memuru olacaktı. Hocam şunu söyleyeyim aslında çok değerli bir şey söylediniz. Bir fizyolog olarak buna bir çok kısa bir açıklama yapmak isterim. Şimdi aslında gerçekten olay ekonomiden bağımsız. Şunu söylüyorum. Şimdi beynimizde bir ödül merkezi var ve bu ödül merkezini uyaran dopamin, serotonin diye şey var, nörotransmitterler var. Şimdi hocam bunlar işte bilgisayar oyunu oynarken, işte bir şey kazandığınızda, sınavı geçtiğinizde salgılanan hormonlar. Nörotransmitterler. Fakat çok ilginç bir şey var. Asıl süreçte bu dopamin diye şimdi sadeleştireyim şeyi uzatmamak adına. Bu dopamin dediğimiz şey süreçte salgılanan bir şey. Ne demek istiyor? Mesela bir çocuk dedi ki ben tıbbı kazanacağım ya da işte kendime şu arabayı alacağım ya da Nobel'i kazanacağım. Hocam bunu hedefi koyan kişi o süreçte çalıştıkça, çabaladıkça ve o minik minik çabalar var ya her aşamada sizde dopamin salgılatıyor. Ve inanılmaz mutlu oluyorsunuz, inanılmaz ya bir hayalin peşinde koşmayı kastediyorum. Dopamini en çok salgılattıran o hayalin peşinden koşmak. Ve sinir bilim çalışmaları çok ilginç bir şey gösteriyor. Siz hayale ulaştığınızda salgıladığınız dopamin o süreçteki dopaminden çok çok daha az. Yani aslında burada hayale koşmak kıymetli olan. Çünkü diğer türlü Türkiye'nin en zenginleri dünyanın en mutlu insanları olurdu ama hepsi depresyonda, hepsi terapiler alıyorlar. Ya bu iş paradan bağımsız. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Biz hani mezun olduğumuzda ben asistanlığımı bitirdiğimde diyordum ki araba alacağım. İşte eşimle ilk evlendiğimizde ev alacağız diyorduk. Hocam şu son 6 ayda bu tuzla buz oldu. Artık yeni mezun biri araba alamayacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Hayali gitti çocuğun. Yani o süreçte o araba alacağım ben motivasyonuyla çalışacağı, o dopamin salgılayacağı o süreci baltaladık biz. Hayale koşarkenki süreci baltaladık. İşte bu devasa büyük bir tehlike ve önümüzdeki 5 yıl bu hepimize çok ağır bir depresyon, halk tabiriyle buhrana neden olacak. Bilmiyorum hani buna da böyle küçük bir değineyim istedim. Asıl mesele çünkü hayalin peşinde koşmak, hayali yakalamaktan bile daha önemli. Bilmem bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Özgür süper. Yani Özgür Demirtaş'ın son yolladığı bir şey var, bir Serkan tweet var. Yazmış oraya diyor, gelişeceksen diyor, çok bağımsızca. Diyor ki adaleti oturtacaksın, eğitime destek, çat 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 yazmış bak diye. Ona bakıyorsun, yani bütün şu an sağcı solcu politikacı hepsinin duvarına asmak lazım. Diyor ki adaleti oturt ve
Benim Mehmet diye bir dostum var. Çok pırıl pırıl çocuk. O da gitti Londra'ya yerleşti. Çocuklarını okutuyor orada. Dedi ki Şerif ben Londra'dan ev alacağım. Kirasıyla çocukları okutacağım. Ben dedim ki ya Mehmet Türkiye'den alsana. Yani yatırımını Türkiye'ye yap. Hatta biliyorsun biz organik tarım yapıyoruz ağaçlar. Sen de Doğru. buraya gel. Mehmet dedi ki abi araştırdım dedi. Türkiye'de ev alırsan dedi. Adam kiranı vermezse dedi. Alamıyorsun 5 yıl. İşte mafya devreye sokman gerekiyor. Bir şeyler olması gerekiyor. Londra dedi adam kiranı vermezse devlet geliyor adamın maddi durumuna bakıyor. Veremiyorsan al geç böyle bir eve geç diyor ve sen çocuklarını okutabiliyorsun. Ben yatırım buraya yapacağım dedi. Profesör Doktor Selçuk Şirin'in Yol Ayrımında Türkiye diye bir kitabı var. Tamamen teknik verilerle ülkeyi yorumlamış. Orada şeyi anlatıyor Serkan. Yani dünyada kişi başına milli gelir ve hukuka inancın sonucunu anlatıyor. Dünyanın neresinde insanlar bu ülkede hukuk var diyorsa kişi başına milli gelir yüksek. İnsanlar ülkemde hukuk yok inanmıyorum diyorsa kişi başına milli gelir düşük. Hiç bununla aykırı olan tek bir ülke yok. Ve o adalete hukuka inandığından itibaren ben çok arkeoloji ve tarih okumaya çalışıyorum. En son okuduğum kitaplardan birinde mesela Kanuni dönemindeki adalet yaklaşımına bir bakıyorsun. O kadar odaklanmışlar ki yani ne zaman kaybediyorlar Osmanlı'da adalet duygusunu, ne zaman rüşvetli bilmem neydi bulaşıyor ve bütün çöküş öyle başlıyor. Oraya baktığında bugün 19 Mayıs ve yani büyük hikayeler var işin içerisinde. Ama en büyük hikaye şey gibi geliyor bana. Kars cephesi 1915 Balıkesirli bir çocuk var. İsmail adı. Bir tepede arkadan bağırıyorlar. İsmail gel buraya. Tepede tek başına Ruslara mermi yağdırıyor. Yeni Tuğgeneral gelmiş. Kendi anlatmıyor. Emir subayı anlatıyor. Tuğgeneral'in etrafından mermiler geçerken komutanım diyorlar. Biz onu alır geliriz. Ne olur bırak. Gözünü ayırmıyor askerden. Asker koşarak geliyor. Siz nasıl komutansınız diyor. Tepe bırakılır mı? Vatan bırakılır mı? Tuğgeneral diyor ki oğlum Kars'taki Kolordu karargahı tehlikede. Orayı kurtarmamız lazım. Yeni geldim buraya. Sana söz veriyorum biz bu tepeyi alacağız. Yanında sen olacaksın. Asker o kadar böyle savaş anı. Kimsin sen diyor. Ben diyor Mustafa Kemal Tuğgeneral. Asker esas duruşa geçiyor. Adını hep duymuşlar kahramanlığını. Komutan diyor sen diyorsan doğrudur. 2 ay sonra geliyorlar o tepeyi alıyorlar beraber. Bugün niye hala saygı duyuyoruz biliyor musun? O gün bir tane askeri bırakıp gitmediği için. Doğru. Doğru. Şimdi bütün yani hikaye bilmem ama tek bildiğim Serkan ben şirketlerde yöneticilik yapmaya çalışıyorum. Kendi işimi kuruyorum. Yani bunun iki yolu var. Bir tanesinden hiç bahsetmeyeceğim ama diğeri hani gerçekten insanların hakkını, hukukunu savunarak çaba göstermek, vergini ödeyerek çalışmak. Ne kadar zor olduğunu 26 yıldır görüyorum iş yerinde. Ama bildiğim şey şu an mesela nasıl gelir düzeylerinde düşüş olduğunu izledikçe iş arkadaşlarımın o beni gerçekten çok üzüyor. Yani kendi gelir düzeyim ben bir şekilde idare ederim. Hiç iş yerim olmasa çok çok daha iyi idare ederim. Ama babam bir şey öğretti bana iş kuracağım zaman. Ben eski bir subayım Serkan ve babam dedi ki oğlum iş kuruyorsun ama dedi. Her koyun kendi bacağından asılır. Ben hemen o sözü ha doğru. Diyorlar ya sakın inanma oğlum dedi. Bak ona inanırsan koyun gibi giderler adamı dedi. Yani onu fark ettim. Şimdi ne biliyorsam Serkan hani ekip arkadaşlarımla paylaşarak, kazandığımı da paylaşarak tek bildiğim hani şu ana kadar konuştuklarımıza şöyle bakabiliriz. Ya ne olacak bu ülkenin hali? Yani Jean-Claude Van Damme'ı getirdiler şeye kum kapıya. Adamı zurnaya dayadılar, rakıyı verdiler. Adam bir süre sonra Belçika'nın hali ne olacak demeye başladı. Şimdi gelse rakı içiremezler. O ayrı da. Parası yetmez Belçika'nın rakıya. Yutulsun diye. Ama tek bir şey Serkan. Bak 1 milyon akıllı çocuğu 3 yılda kaybettik. Rakam yani 5 yıl içinde en az 2 milyon ülkenin eğitimli kaliteli insanıdır. Gitti. 10 milyon Orta Doğu ülkelerinden eğitim düzeyi düşük insan geldi. Yani tam tersini düşün. 10 milyon bu ülkede şikayet ettiğimiz, böyle aradan giren, yolsuzluk yapan, yolda kavga çıkaran, böyle hepimizin izlediği, ya bu adamlar Türk yani, kendi ülkemizin insanları. Hep kızdığımız, yani araya giren, hiçbir kanunu demeyen 10 milyon insanın gidip bu ülkeye 1 milyon eğitimli kaliteli insan gelse ne olurduk? Şimdi tam tersi oldu. Sonuç bu. Ve bu ülkeye baktığında 2 tane temel sorun var. Eğitim ve liyakat. Geri Tabii. kalan konuştuğumuz her şey sonuç biliyor musun? Yani geri kalan her şey sonuç.
Hani yaşadığımız şeye baktığında senin kitabın adı gibi. Beyinde ararken bağırsakta buldum gibi. Yani bütün konu bizim bu ülkenin liyakatına, kimsenin siyasi görüşüne bakmadan akıllı ahlaklı insanları bir yerlere getirmemiz lazım. Türkiye bir araba yapmaya çalışıyor ya, teknik olarak çok tartışılabilecek bir şey var. Yani Ar-Ge yatırımı, ya 5 milyar dolar yatırıyoruz tüm arabanın imalatı için. Volkswagen grubunun sadece Ar-Ge'ye ayırdığı 18 milyar dolar. Çin bu elektrikli arabaları öyle bir yapıyor ki mücadele şansı falan yok, ama konuşacağım şey o değil. Yani tarıma yatırsan şu sonuç olur, eğitime, ama o değil. Fakat Türkiye o arabayı kesinlikle yapacak. Niye biliyor musun? İşin başına Karakaş Soyadlı Hayat Otomotiv'de geçmiş bu işi acayip ilen bir adamı getirdiler. Oraya onu getirmesen, kendi tarikatından, inancından falan bir adamı getirsen o araba yapılmaz. Bütün yaşadığımız sorunun bu olduğunu, çok doktorluktan şeyden sen de örneklerle anlatsın, o olduğunu düşünüyorum. Yani hocam kesinlikle burada hayali öldürmek birinci şeydi. İkincisi tamam yöneticileri eleştirebiliriz ama ya yöneticileri biz ne kadar eleştirsek de yöneticiler sonuçta. Benim anlamadığım nokta şu. Halkta da bu giderse gitsinler. Mesela özellikle tıpın üstüne bu konuda çok geliniyor. Bütün meslek gruplarına çok saygım var. Tıp örneğini vermemin nedeni tıp fakültesinde çalışan bir insan olduğum için. Yani eminim bir bilgisayar mühendisi benden çok daha güzel örnekler verir. Yani hocam bizde şu demotivasyon çok büyük bir demotivasyon oldu. Yani pandemi döneminde işte alkışlayanlar, gazı verenler şu an herkes gitsinler bu toprağı beğenmiyorlarsa orada şu olsunlar, burada bu olsunlar. Ya bir beyin cerrahı olmak ne demek? İnsanların bir fikri var mı bilmiyorum. Bakın yani gerçekten çok acayip bir mevzu bu. Yani bu çocuğa giderse gitsin demek ya o çocuk gider. Vallahi gider. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ülkede sağlık yani dünyada bu konuda çok büyük bir ihtiyaç var. Ama yani halkın da bu tepkisi sizin söylediğiniz şey çok önemli. Yani şu an içinde bulunduğumuz dönem buna post-truth çağı diyorlar. Gerçeğin anlamını yitirdiği dönem. Yani insanlar söylenenlerle ilgilenmiyor. Kim söyledi bunu? Şerif Hoca söylediyse doğrudur, bitti. Ya sorgulama kalmamış ve dediğiniz gibi artık herkes inandığı lider ya da insanların sözüyle konuşuyor artık doğru kimsenin umurunda değil. O nedenle yani halkın en azından bu konuda keşke bu post-truth'tan sıyrılıp siyaset dışı bakıp ya bu toprağın çocukları bunlar ya bu kadar üstlerine gitmeyelim. Yani diyorum ya hocam hayaller öldürüldü. Üniversite kazanmak istiyor bir sürü çocuk. Ya, üniversitelerde şenliklere bile müdahale edilmeye başladı. Yani bu ya şaka gibi bir şey bu. Yani tamam bazı şenliklerde sınırlar zorlanıyor olabilir, başka şeyler olabilir. Buradaki endişeleri algılayabilirim ama bu olmayacak demek çok fena yani. Bilmiyorum hani bu konuda bir şey söyler misiniz? Yani bu umudu kaybetme noktasına baktığında Serkan, kendi açımdan bakıyorum açıkçası. Mesela konferansa gittiğimde içeride kesinlikle gaz vermemeye çalışıyorum insanlara. Ver gazı, ver coşkuyu. Çocuk dışarı çıkınca karşılaşacağı şey başka bir şey. Hani gerçek Doğru. hayatı anlatmaktan hata edersin. Ve benim dönemimde de, şu an nasıl bilmiyorum Serkan, ama benim dönemimde biz bir sınıfta en akıllı 6 çocuğun 6'sı da tıp okudu. Yani ülkenin en akıllı çocukları tıp okuyor. Sonra yani o çocukları kaybetmek. Geçenlerde Türkiye Eczacı Odaları Birliği bir toplantı yaptı. Bütün oda başkanları toplandı. Onlara ben Güney Kore Devlet Başkanı'nın fotoğrafını gösterdim. Güney Kore Devlet Başkanı pandeminin sonunda çıktı, dedi ki benim pandemiyle olan savaşımda en büyük destekçilerim eczacılardı dedi. Yani düşünsene sağlıkçıların yaşadığını. Müthiş bir şey. Hiçbir evlerden Kesinlikle hocam. çıkamazken, insanlar poşet silerken, Serkan siz orada ameliyatlara girdiniz. Arkadaşların poşetlerin içinde insanlara baktılar. Yani böyle bir hak, yani böyle bir şey olamaz. Yani bazen kızabilirsin ama dersin ki ya benim vefa borcum arkadaş. 2 yıl boyunca bu insanlar, anneler, babalar, çocuklar, yani şeyde doğuda savaşır gibi orada savaştılar. Yani inanılmaz bir şey yaptılar. O saygıyı duyacağına ve oraya baktığımda Avustralya'ya gitme şansım oldu Serkan. Orada bir konferans verdim. Ve şimdi yazdığım bir çocuk kitabı var. Onun sonuna da özellikle bu hikayeyi yazdım. Yani yenmişsin Avustralyalıları, Yeni Zelandalıları. Yani savaşı kazanmışsın. Savaşın kutlama gününde ne dersin kendi halkına? İç politikanı yaparsın. Nasıl gömdük dersin? Adamları nasıl? Ya çıkıyor diyor ki Yeni Zelandalı, Avustralyalı anneler diyor. Çocuklarınız burada. Bizim çocuklarımıza yan yana yatıyor.
Onlar bizim burada misafirlerimizdir diyor. Yani Avustralya'ya gidiyorsun, Türklere olan saygıyı anlatamam. 1934'te kazanmışsın o saygıyı. Hala saygı duyuyorlar. Nefret de edebilirlerdi. Şimdi baktığımda, kendime baktığımda Serkan, sana baktığımızda bize düşen şey bu çocuklara liderlik yapmak, kandırmamak. Çünkü Oktay Sinanoğlu geldi döndü Türkiye'ye. Birinci, ikinci yılın sonunda dedi ki ben yani bir şey üretemiyorum burada. Dünyanın motivasyonu en yüksek, en üretken insanını kötü bir sistemin içine koy, her seferinde sistem kazanır diyor Gary Rumler. Şimdi bizim sistemi şöyle oturtmamız lazım. Yıllar önce Birleşmiş Milletler eğitiminde olabilir, yanlış da hatırlıyor olabilirim Serkan. Amerika'da yıllarca nükleer tıp üzerine çalışmış bir İranlı, orada bir dostum anlattı. İran'a dönüp ülkesine hizmet etmek istiyor. Yıllarca Amerika'da ama deha adam. Dönüyor İran'a, İran'da devlet üniversitesine gitmek için, girmek için yaptığı mülakatta buna bir sure okumasını istiyorlar. Nedeni de şu, o sureyi bir tarikat İran'da bir kelimesini farklı söylüyormuş, bir tarikat o kelimeyi farklı söylüyormuş. Diyor ki, benim o kelimeyi söylememe göre diyor, beni diyor İran alıp almayacaklardı. Sureyi okumamı istediklerine ben döndüm Amerika'da çalışmaya devam ettim diyor. Yani ben yıllarca şeyi anlatmaya çalıştım Serkan, bundan 25-30 yıl önce. Hani türbanlı kızların üzerine baskılar varken insanlar içeride şunu söyledim hep. Bugünkü söyleşiden bağımsız söylüyorum bunu. Beyin ameliyatına giren kızın başında ne var diye bakmazsın abi. Ama Kesinlikle. bilgiyle ilgilenmeyen insanlar, insanların inancıyla, görüşüyle, bilmem nesiyle ilgilenirler. Bunun dışına çıkamazsak, liyakat dediğim bu, çok şey kaybederiz gibi geliyor. Tamam hocam. Yani şimdi size toparlayarak ben çok kısa bir genç arkadaşlarımla gibi fizyolojik tespit yapacağım. Sonra da finali yapmak üzere pası size açacağım. Hatta bir soru vardı. Özellikle size sormamı istedi kullanıcı. Dedi ki yani hani neden gitmeliyiz sorusunun bir sürü cevabı olabilir, uzun cevabı olabilir ama bu çocuklar burada neden hani gitmemeli, neden kalmalı ile ilgili sizin fikrinizi merak ediyor. Finali bununla yaparız hocam ve siz nasıl toparlamak isterseniz. Ben çok küçük bir fizyolojik tespit yapacağım. Şu an bizi izleyen genç arkadaşlarımız için. Yapacağım tespit 14 ila 20 yaş arası herkesi kapsıyor ve ruhu genç olanları kapsıyor. Sorun sizde değil. Bir kere onun altını çizeyim. Bunu fizyolojik olarak konuşuyorum. Bir kere beyin açısından beynimizde iki tane temel komponent var. Bir prefrontal korteks, sizin mantıklı karar verdiğiniz alan. Bir de ortada limbik sistem dediğimiz duygularınızın olduğu bir alan var. Beyinde gelişime baktığımızda ilk limbik gelişir. Prefrontal korteks 20'lerden sonra aktifleşiyor. Yani bugün çocukların kişisel anlamda verdiği her türlü karar aslında duygusal, duygularıyla hareket ediyorlar. Mantıklı hiçbir tarafı yok. Bu fizyolojik olarak bir doğru. Yani birçok arkadaşım ya ben çok mantıklıyım diyebilir. Hayır, senin ödül merkezin, limbik sistemin o kadar güçlü ki oraya dokunan neyse ona oynuyorlar. Biz bu çocukları ne yapıyoruz kendi sistemimizde? Mahvediyoruz. Tek bir örnek vereceğim size hocam. Mesela uykuyla ilgili çok basit bir örnek. Yani ben bir fizyoloğum, işin fizyolojisini anlatıyorum. Biz niye uyuruz? Melatonin diye bir hormon var. Bu hormon vücudumuzda salgılandığında uyuruz hocam. Bu hormon saat 9.30'da başlıyor salgılanmaya. Sizde ve bende. İşte 11.30 gibi artık başlıyoruz ya uyuyalım yavaş yavaş. En çok salgılandığı aralık, tavan yaptığı aralık gece 2 ile 4 arası. O yüzden mesela trafik kazaları hep o saatlerde olur. Çünkü artık karşı koyamıyorsunuz uykuya. Melatonin sizi uyutan hormondur. Şimdi niye uyanırız? Sabah gün ışığında melatonin salgısı kesilir ve biz uyanırız. Bu fizyolojik bir gerçek. Şimdi size fizyolojik çok ilginç bir gerçek söyleyeyim. Sevgili genç arkadaş. Hani derler ya ergenler yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez falan diye. Hocam nedenini bilmiyoruz ama ergenlerde özellikle bir 14 sonrası çocuklarda 20'ye kadar bu kesin böyle 2 saat bir kayma oluyor. Bunun nedenini bilmiyoruz. Yani bizde 9.30'da salgılanmaya başlayan hormon onlarda 23.30 gibi salgılanmaya başlıyor. Yani bir çocuğa yani biz nasıl 12 gibi yatıyorsak aslında o çocuğun yatış saati gece 2'ye karşılık geliyor. Şimdi siz bir çocuğa 12'de 11'de yat demeniz hani sizin 8.30'da uyumak zorunda olmanız kadar fizyolojik dışı bir olay. Peki Serkan Hoca ne yapacağız? Çok basit. Çocuğu sabahın köründe kaldırmayacaksınız. Yani çünkü fizyolojiyle savaşamazsınız. Saati 10'a çekersiniz.
Ve o çocuk onda uykusunu öyle alarak geliyor. Çünkü siz onu erken uyutma şansınız yok fizyolojik olarak. Ve bunu uyguladı Amerika birkaç eyalet. Ne oldu biliyor musunuz hocam? Çok ilginç. Saati 10'a çektiler. Çocukların sınav performansları yükseldi. Ama benim için daha da önemlisi alkol, madde bağımlılığı, şeylik, bu akran zorbalığı gibi kavramlar düştü hocam. Niye? Çünkü biz çocukları o kadar, zaten eğitim sistemimiz inanılmaz zor, saçma sapan şeyler öğretiyoruz. Biz çocukları o kadar yoruyoruz, o kadar yoruyoruz ki sonra bu çocuklar küçük yaşta alkolü, uyuşturuyor vesaire başlıyorlar. Aslında biz sadece bakın şu basit bir şey. Hani bu gençler için onda başlatsak eğitimi birçok şeyi çözeceğiz ama biz ısrarla diyoruz ki sen gece 12'de yatmak zorundasın. O yüzden bugün bizi izleyen genç arkadaşlarıma şunu çok net söyleyeyim. Saçmalıklar var etrafımızda. Bunu fizyolog olarak söylemiyorum. Şerif Hoca'dan da bağımsız söylüyorum. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu sizin suçunuz değil. Bu tümüyle biz büyüklerin olayı görememesiyle ilgili. Ama bunu çözeceğiz arkadaşlar. Bir şekilde burada anlatacağız, orada anlatacağız. Yalnız değilsiniz. İşin en ironik tarafı ne biliyor musunuz hocam? Ben bunu okulda anlattığımda bütün öğretmenler diyor ki haklısın hocam. Eğitim müdürlerinin olduğu toplantıda haklısın hocam. Yöneticilik yapan insanlar haklısın hocam diyor. O zaman niye değişmiyor? Herhalde öğrenciler yüzünden. Bir tek onlar istemiyor herhalde. Çünkü herkes haklısın diyor ama değişmiyor. Bu fizyolojik tespiti yaparak bu gençlerle ilgili finali size bırakıyorum hocam. Ne demek isterseniz buyurun. Sadece bir saniye alacağım. Kızım yat hadi artık hadi. Buna bağlasam var ya bütün konumuzu çöp direkt. O güzeldi. Ya, niye kalmalıyız'a baktığımda Serkan son çıkan Pil kitabından ben böyle olabileceğini düşünmüyordum Pil'den. Gençlik diye bölüm yazdım. Bana bir mektuplar geliyor. Yani işte bu çocuklara cep telefonunu göster bilmem ne kızıyorlar. Ya dedim ki böyle bir ülkede bu çocuklar bizi bırakmıyor gitmiyor ya bu ülkeyi. Yani gördüğünüz yerde otobüse yer verin bu çocuklara dedim. Çok iyi şeyler hak ediyorlar. Dün kitap fuarındaydım Kocaeli kitap fuarında. Serkan ya nasıl pırlantalar var biliyor musun ülkede? Bütün umudumuz o. Hani Mustafa Kemal'in söylediği gibi bütün umudum gençliktedir diyor. Demin senin anlattıkların da hani benim görüşlerimde bilim çakışırsa bilimi dinleyin. Bütün konu bu. Liyakatın ve eğitimin peşinde olmak. Öteki yandan da baktığımda Cicero veya Confucius diyor ki hani karanlığa küfretmektense bir mum yak. Bu çocukların ışığa doğru yürümesi lazım. Biz de ne katabilirsek, onlara bir platform oluşturabilirsek. Şimdi Çiftlik'te bir kadın girişimcilik müzesi kuruyoruz. 82 tane Türk kadının hayatını bulduk bu ülkeye. Kurtuluş Savaşı'ndan modern hayata kadar Türkan Saylan'ından Kara Fatma'sına hayatlarını bulduk. Böyle bir müze oluşturuyoruz. Bütün kız çocuklarını getireceğiz. Bakın diyeceğiz bu ablalar yaptı siz de yaparsınız. İçeride bir ekoloji ve girişimcilik bilim merkezi kuruyoruz. 12 ay boyunca çocuklara felsefe ve bilim eğitimleri vereceğiz. Çünkü o çocukların arasında cidden Mimar Sinanlar var, Oktay Sinanoğlular var, Serkan var onların arasında. Bu çocukları açığa çıkarıp bilim insanı yaparsak geleceğin bilim profesyonelleri nereden çıkacak araştırmasında Türkiye 72 ülke arasında sonuncu çıktı. Milli eğitim müfredatları incelendiğinde 1 numara Almanya, 2 numara Estonya, 3 numara Meksika. Yani demin o Meksikalı mutlu çocuklar eğitim sisteminin uygarca yaklaşması. Buraya doğru mutlaka döneceğiz diye düşünüyorum. Çünkü çok pırıl pırıl insanlarımız var. Ülkenin her yerine gittiğimde görüyorum. Bunu gaz vermek için söylemiyorum. Çok inanarak söylüyorum. Böyle düşüneceğim Serkan. Davet ettiğin için çok çok sağ ol. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Ben de sizin gibi düşünerek böyle kapatayım son söz olarak size verdim ama madem programı açtım. Hani diyor ya birinci vazifemiz Türk gençliği adına o hazinene sahip çık diye. Şunu çok net söylüyorum. Hani bu vatan bizim, bu toprak bizim edebiyatı değil. Gerçekten uygun koşullar varsa, önünüzde çok güzel kariyerler varsa bunları değerlendirin. Hem kendinize hem ülkeye katkıda bulunun. Ama yani ne olursa olsun gideyim kesinlikle yanlış. Asla umudunuzu yitirmeyin. Biz bugün bunu sizlerle paylaşmak istedik. Şerif Hocam çok 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 teşekkürler. Biliyorum çok kıymetli bir şey yaşattınız bana ve tüm izleyenlere. İyi ki varsınız. Her şey için çok sağ olun. Serkan aynısı geçerli. Çok değerli bir gençsin. Benim geleceğe inancımı arttırıyorsun. Umarım hep omuz omuza yürürüz, bu dostluğu sürdürürüz. Olur mu? Çok sağ ol dostum. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.